Şimdi Sayın Akşener'in başka söylemleri de vardı, onu da ekrana getirelim lütfen. E, dedi ki Sayın Akşener, CHP'de Bülent Kuşoğlu'nun Hande Fırat'a verdiği bir beyanat var. Masanın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmuş olduğunu betimliyor. E, Kılıçdaroğlu aday olmazsa masanın dağılacağını söylüyor. E, bu açıklama tekzip görmedi. Bu kabul gören bir durumsa o zaman noterlik yapan, rol icabı kurulmuş bir masa olur. Benim bilgim şu, bu masa noter görevi görmeyecek diyor Sayın Çelik. O zaman Sayın Akşener ne demek istiyor bu masa noter görevi görmeyecek diyerek? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na onay vermeyecek bu masa mı diyor? Şimdi e, öyle açıklamalar geliyor ki aslında söz konusu partilerden yani hem CHP'den hem de İyi Parti'den partilerden hiç tekzip gelmiyor. Yani böyle ortaya bir laf atılıyor partilerin de önemli isimleri yani bunlar ciddi ciddi insanlar bir laf atıyorlar ama partilerin yetkili kurullarından da hayır öyle değil diye bir şey gelmiyor. Mesela kısa bir süre önce galiba Ocak ayıydı YouTube kanalında Adem Metan bir röportaj yapmıştı. Ses getiren bir röportajdı. Kamuoyu hatırla. Ferhat Bey hatırladınız değil evet, mi? Evet evet Gençlik Kolları o, tabii. Başkanı. Gençlik Kolları başkanı Koordinatörü işlerim. Orhun Ertürkmen İYİ Partili demişti ki Adem Metan'a biz seçilecek bir adayla yola devam etmek istiyoruz. Bu ya Ekrem İmamoğlu'dur ya da Mansur Yavaş'tır. Yani özetle böyle bir şey vardı. Sonra benim hatırladığım kadarıyla partiden Yok, e, yani bir dakika niye öyle bir açıklama yapıyorsunuz gibi bir şey gelmedi. Şimdi CHP'den de buna benzer şeyler oluyor. Açıklamalar e, tekzip e, getirmiyor beraberinde. Yani olarak... Zaman zaman e, şöyle açıklamalar geliyor ama parti sözcülerinden. İşte bu açıklamalar e, kişileri Kendindim bağlar, mi? kendilerini bağlar, partinin görüşü değildir. seçilecek e, Ne zaman yani, Sayın Kılıçdaroğlu bu, ismi anılsa, bu e, Sayın ama. Akşener seçilecek aday olmalıdır derken, kazanacak aday, kazanacak aday kazanamayacak adaysın demekten bir başka anlamı var mı? Yani bizzat kendisi açtı o yolu. Evet, yani vagon tren raydan çıkma noktasına gelirse böyle bir evet emniyet sübabı olarak bir el freni çekiliyor. Fakat yani bu tartışma aslında bir sürpriz de değil, yeni dedi yani İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında böyle bir tutum farkı olduğu söylemlerde de niyetlerde de yaklaşımlarda da tercihlerde de bunun farklılaştığı anlaşılıyor. Ama bu masanın dağılmasına neden olur mu? Mesela böyle bir soru var ya, ben bu aşamadan sonra bunu beklemiyorum doğrusu. Çünkü Ankara'da benim de takip ettim. Yani ortak politikaların açıklandığı toplantıdan sonra artık bu masanın muhatapları ve temsilcileri büyük oranda kendilerini en azından ilkesel çerçevede bağlamış oldular. Yani gönüllü olmayabilir belki bazı şeyler. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ama bu trenin raydan çıkması ve bu işin kopması anlamına gelmez diye ben tahmin ediyorum. Çünkü bu bir yani siyaseten bir beceriksizlik olarak tanımlanır. Belki bunun bir siyasi faturası da olur o masadan kalkanlar bakımından. Bir de şunu da söylemek lazım yani CHP İYİ Parti dengesi tabi çok önemli. yayının ilk bölümünde Sayın Mustafa Sarıgülün ifade ettiği gibi yani gerçekten Meral Akşener ve İYİ Parti son dönemde ben yani sahada da Sayın Meral Akşener'le konuştuğumda da bir takım toplantılarda tanık olduğumda da kendisine bir vatandaşlar arasında bir gerçekten bir ilgi olduğunu, merak olduğunu ve bir destek olduğunu görüyorum. Yani insanlar birlikte fotoğraf çektirmek istiyorlar. Yani bu tabii CHP içinde de yani gerçek buradaki lokomotif parti ve lider kimdir çekişmesini yaratıyor olabilir bazı partiler bakımından ama şunu görmek lazım e, Masa'nın diğer üyeleri bakımından yani İyi Parti ve CHP dışındaki üyeleri bakımından Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek ve Deva bakımından yani o partiler de Kılıçdaroğlu'nun pozisyonuna daha yakın duruyorlar. Hı. Çünkü orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı bazı nedenlerle de bir çekim etkisi var. Ve bir nedenle de yani Kılıçdaroğlu'nun bütün kriz zamanlarında bu partilerin görüşü olarak söylüyorum. Krizleri soğutan, bir dengeye getiren ve süreci kontrol altında tutan bir lider gibi görüldüğü gibi bir değerlendirme de var. Bunu en son hatırlarsanız Sayın Ahmet Davutoğlu ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki böyle karşılıklı mesaj trafiğinde de görmüştük. Böyle de bir durum var ortada. Yani bu masa ben dağılır gibi görmüyorum, dağılır gibi düşünmüyorum. Eğer olağan dışı bir şey olmaz ve böyle büyük bir kavga çıkmazsa, yani geri dönüşü olmayan siyasette her şey olabilir tabii. Her şey beklenebilir ama normal şartlar altında masanın devrileceği gibi bir şey bugün itibariyle ben değerlendiriyorum. Peki 2 Mart'ta aday açıklanır mı? Biraz daha sürebilir. Biraz daha ne sürebilir. kadar daha sürecek? Çok az kaldı. E, doğru yani güzel bir soru. Çok az zaman kaldı ve şimdiye kadar aslında... E, bunun belki de biliniyor, açıklanıyor olması lazımdı. E, muhalefet blokuyla konuştuğum zaman yani Millet İttifakı, muhalefet partileri, temsilcileri şöyle değerlendirmeler de yapılıyor bir taraftan onu da söyleyeyim yani muhalefetin adayını açıklamasının geciktirilmiş olması hükümet bakımından iktidar tarafından bir strateji geliştirilmesini de engelledi aslında gibi bir öyle bir bu durumu avantajlı olarak da değerlendirenler de yok değil öyle bir durum da var. Yani bu bir strateji de mi olabilir yani? Böyle bir düşünenler de var. Yani ben biraz bunun artık stratejiden ziyade yani bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Ya da stratejiyi büründürülmeye çalışılıyor. Böyle 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 tarif eden, böyle takdim edenler var. Böyle takdim edenler var. Yok değil yani. Çünkü işte bakın biz adayımızı açıklamıyoruz. Hükümet de bir oyun planı kuramıyor o adaya karşı. Çünkü aday anda muhtemelen çok yoğun bir karşı kampanya başlayacak. Ve onu ciddi bir şekilde yıpratacaklar gibi bir şey var ya, beklenti var. Muhalefet bloğunda. Ama ben bunun bir siyasi strateji veya bir taktikten ziyade iki ana unsur arasındaki aday adayın kim olacağı noktasındaki görüş ayrılığının henüz tam olarak aşılmamasıyla alakalı olduğunu değerlendiriyorum. Evet, o zaman 2 Mart'ta beklemiyorsunuz. 2 Mart biraz geçebilir gibi görünüyor. Peki teşekkürler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz şimdi bu açıklamaları? Öncelikle aynı şeyi size de sorayım. Yani masa bu saatten sonra dağılır mı? Sayın Akşener masadan kalkar mı? Farklı formüller görebilir miyiz? Masa dağılırsa zaten partiler kendi varlıklarını da aslında bir noktada aşağıya doğru çekmeye yönünde ilerlerler. Yani masa bir yıldır altılı masa, altılı masanın adayı kim olacak şeklinde bu altı partinin biz söylemlerini duyuyoruz. Yani altılı masa 28 Şubat 2022 tarihinde kurulduğu gün bugüne baktığımızda işte aradaki <laughs> deprem konusunu devre dışı bırakırsak Türkiye'nin muhalefetine yönelik çok ciddi bir yüksek sesli vatandaşın beklediği çözüm önerilerine karşı bir yüksek ses çıkaramadı. Altılı Masa'nın adayı kim olacak etrafında döndük durduk aylarca biz de programlarda konuştuk. Şimdi aslında Peki, deprem Sayın öncesinde... Akşener'in Bu açıklamaları... seçmen nezdinde nasıl karşılık buluyor? Oraya geleceğim şimdi. Uzlaşma görüntüsü, uzlaşmasızlık görüntüsü aslında şu. Altılı Masa ilk günden bu yana istikrarlı. Kaosta, krizde istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Yani biz bir yıldır farklı farklı krizlerini e, analiz ediyoruz burada programlarda. E, şurası var. Deprem öncesinde çok ciddi bir kavga ortamı oluşmuştu zaten. Yani aslında bir gerilim hat safhaya gelmişti. Deprem nedeniyle bir paus tuşuna basılmıştı. Ama dün sabah itibariyle tekrar o paus düşüp play'e dönmüş durumda. Meral Hanım'ın yaptığı bu sert açıklamalarda. Yani bakıyorsunuz çok ağır ifadeler yani. Kurmay zeka bunu gerektirir deyip geri zekalı ifadesini kullanacak kadar çok sert Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibine yönelik genel başkan yardımcıları o Almanya'daki beraber bulunduğu herkese yönelik bir ithamda bulundu. Onun da çok ciddi sıkıntı yarattığı yönünde bilgiler var. Burada aslında şu taraf var. Yani şimdi mesela Meral Hanım eleştiriyor. Diyor ki bir görüntülü konuşma yapabilirdik Saraçhane'den. Hani o Cumhuriyet Halk Partili kurmay zekaya hakaret hamiz cümleler kullanıyor. Diyelim onların aklına gelmedi. E siz bunu akıl edip söylediğinizde size hayır demezlerdi herhalde. Yani sizin kurmay zekanızın da aslında aklına gelmemiş veya sizin de aklına gelmemiş bu durum. Siz gerçekten bu konuda Kemal Bey ama dediğin, Sayın Akşener belli ki karşı taraftan ha, beklemiş. Yani değil. Kemal Bey'in e, mutlaka onu beklemiş ama yani bu iş karşılıklıdır. Bir tarafa bir itamda bulunuyorsanız kendinize de bir dönüp bakmanız lazım. Orada Saraçhane'de bir Ama orada e, adım atan Sayın algı, Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da bir adım beklemiş. Olmuyor mu? Yani orada bir adım olmamış deniyor ki işte siz böyle bir e, teklifte bulunun Akşener'e görüntülü konuşma şeklinde e, arayın denseydi o da bana gelseydi ben de bunu kabul ederdim diyor. E, sizden de gidebilirdi. Bu iş karşılıktır. Kemal Bey siz Almanya'dasınız. Ben sizi bir görüntülü olarak arayayım. Sonrasında halka siz de orada bir hitap edin. Varlığınız burada olsun diyebilirdi. Veya sonrasında e, Kemal Bey geldikten sonra Saraçhane'de yeni bir toplantı yapıldı. Orada da kaç milyonun Ekrem Bey'in arkasında olduğuyla alakalı uzlaşmaz bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi altılı masa ilk kurulduğu günde muhalefet bloğunda bir heyecan oluşmuştu. Yani 8-10 ay önce, Şubat ayında hatta yaklaşık bir yıl önce acaba muhalefet tabanı, muhalefet bloğu bu seçimi kazanabilecek mi gibi bir tabanda beklenti oluşmuştu. Ama her geçen gün bu ivme aşağıya doğru seyretti. Yani bunu şuradan görüyoruz. Altılı masa partileri o gün 28 Şubat tarihindeki oy oranlarının deprem öncesinde yapılan kamuoyu araştırmalarına göre altında olmasını anlıyoruz. Yani bu altılı masa bu partilere bir pozitif katma değer sağlamamış. Aksine eksi bir katma, eksi bir değer olarak yansımış. Bu taraftan baktığımızda aslında bu en önemli problemle Medya önünde liderlerin birbirleriyle hesaplaşması. Yani Cumhur İttifakı'dan baktığınızda, neden görüküyor. böyle bir yöntemi tercih ediyorlar peki medya önünde? Çünkü altılı masada taşların yerine oturma noktasında e, çok ciddi bir e, hesap var. Yani bir taraftan her partinin kendine göre farklı hesabı var. Mesela Cumhur İttifakı'nda bir hesap söz konusu değil. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında siz bir milletvekili pazarlığı duyamazsınız. Bakanlık pazarlığı duyamazsınız. Yani her şey çok şeffaf bir şekilde masada yatıyor. Ama altılı masada bir e, altı lider imzasıyla yönetilecek bir cumhurbaşkanı masanın bir tarafında. Milletvekilli listelerinin birleştirilmesi masanın diğer yanında. bir tarafta güçlü bir cumhurbaşkanı yardımcılığıyla başbakanlık modeli gibi pratikte böyle bir strateji masanın bir tarafında yatıyor. Yani burada herkesin kendine göre farklı tercihi var. Kemal Bey'in de gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı yatıyor. 4-5 tane farklı konu var masada ve bu konuya herkes kendi istediğine ulaşabilmek noktasında bir Satranç gibi, bir poker oyunu gibi blöfler, restler havada uçuşuyor. E bu da ister istemez medya önünde farklı farklı hesaplaşmaları doğuruyor. Bir kumar masasını andırıyor. Bu taraftan bir uzlaşmazlık görüntüsü ortaya çıkıyor medya önünde bunların yer alması. E şimdi şöyle düşünün, az önce de söyledim ya bir heyecan oluşmuştu muhalefet tabanında e ve uzlaşmazlık görüntüsü bu tabanın direncini kırmış durumda. Özellikle sürekli bir farklı konuyla gündeme geliyorsunuz. Bir de şu Meral Hanım'ın çıkışının ben zamanlaması da yani deprem gündeminin içerisinde bir anda siyasete çevirdi. Ee, ve Kemal Bey de depremin ikinci günü yani tabiri caizse taziye evinde miras paylaşmaya kalktı. Yani acıların en yüksek olduğu dönemde siyaseti ikinci günü gündeme boca etti. Şimdi Meral Hanım'ın da bugün dün itibariyle bunu yapıyor olması çok ilginç. Yani durup durup bir anda bu patlamayı yapması ama ben burada Selahattin Demirtaş'ın özellikle mesajının çok etkili olduğunu Birazdan geleceğim o konuya. Bir sonraki yani, konum olacak. O zamanlamalar yani Selahattin Demirtaş'ın Yürük Kılıçdaroğlu Onu mesajı sonrasında Meral Hanım'ın bu çıkışı yapması timing olarak e, o da faktörlerden birisi Peki, olabilir. Şimdi O konuya geçmeden önce şunu soracağım. E, çok kısaca cevap vermenizi istiyorum. E, Sayın Ateş 70 günde seçim kazanılabilir mi altılım açı masa açısından? Fulya ee, Hanım tabii 70 günde seçimin kazanılması e, diye bir şey olmaz. Önceki yapılan hazırlıklara e, bağlı olur. Programınıza bağlı olur. Kadronuza bağlı olur. Yoksa e, sıfırdan 70 günde 6 parti bir araya geldi diye <laughs> bu seçim kazanılmaz. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Bu tür görüşmeler seçimlerden önce olunca ister istemez bu çoklu aday sisteminde çoklu partinin bir araya gelmesinde maalesef sorunlar yaşanıyor. O nedenle bu tür görüşmelerin parlamenter sistemden daha önce yapılıyordu. Ama bu altılı masa sistemi bildiğiniz gibi bir de Macaristan'da uygulandı. Orada da tıpkı Türkiye'de olduğu gibi Aday bulmada sorun yaşandı, bulunan adayın beğenilmemesinden sorun yaşandı. O gün devlet başkanının kaybedeceği çok net olarak görüldüğü iddia edilen bir seçimde tam tersine mevcut devlet başkanı %60'la, 3'te 2 çoğunluğu sağlayacak bir rakamla seçimi kazandı. Şimdi buradaki sıkıntı şu, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu o kadar çok angaja oldu ki eğer adaylıktan vazgeçerse kendisi siyaseten çok sıkıntıya girer. eğer <laughs> Sayın Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nun bu adaylığını kabul ederse bu sefer kazanamayacağını inatla, ile iddia ettiği bir aday için o istemiş olacak. Eğer bir seçimin kaybedilmesi halinde Cumhuriyet Halk Partisi dönüp diyecek ki zaten siz inanmıyordunuz. Gereken katkıyı vermediniz diye iyi partiyi suçlayacak. Eğer zaten e, kaybederse de Meral Hanım'ın da ya biz söylemiştik zaten onun için e, kazanılamadı siz bu seçimi heba ettiniz diye e, bir e, şey başlayacak, tartışma başlayacak. O nedenle de 60 gün içerisinde e, bir kazanılması e, veya kaybedilmesi söz konusu değil. Şu ana kadar bu altılı masanın şuna bakmak lazım. Kamuoyuna güven verebildi mi? Türkiye'nin sorunlarını evet gerçekten bu ıı, kadro ıı, çözebilir mi? Türkiye'yi kalkındırabilir mi? Refaha kavuşturabilir mi? Şimdi dikkat ederseniz depremden önce Sayın Davutoğlu'yla Sayın Babacan'ın sözleri ıı, Sayın Kılıçdaroğlu açısından büyük sıkıntı yaratmıştı. O sıkıntının sanırım veya o tartışmaların kaynağı şuydu. Bize kardeşim kendi listelerinden ne kadar milletvekili vereceksiniz ve bunların talepleri de e, bir grup kura, e, kuran sayydı. Yani 20 milletvekili veya üzerinde bir e, talepti. E, bu deprem nedeniyle o tartışmalar sona erdi. Şimdiki tartışma da Sayın e, Akşener'in birinci parti olma iddiası var. O birinci parti olabilmek için de e, bu altılı masayla hareket ettiği an söylenen hem İyi Parti'nin kendi oylarını kaybetmekte olduğu hem de kazanamayacağı yönünde de ciddi tespitleri iddiaları olduğu söyleniyor. Esas bir de bu seçimden önce ikinci deprem artçı değil ciddi bir ikinci deprem de listelerin açıklandığı an olacak. Şimdi Meral Hanım herhangi bir partiye, diğer ortaklara diğer dört partiye ben kendi listelerimden milletvekili vermem diyor. Adem Cumhurbaşkanını siz belirleyeceksiniz veya siz olacaksınız. Siz kendi partinizden verin diyor. Şimdi o zaman yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek vermiş, ömrünü bu partiye adamış olan insanlar şimdi dönecekler. Düne kadar karşı karşıya oldukları ideolojik olarak, siyaset olarak olduğu kişileri kendi önlerinde listede gördükleri zaman da Cumhuriyet Halk Partisi çok sıkıntılı bir süreç yaşayacaktır. O nedenle bu önümüzdeki süreç e, cum şey altılı masa için ciddi bir süreçtir. Keşke Batı demokrasilerinde olduğu gibi mesela her parti kendi adayıyla girebilse idi. ikinci tura kalındığından da ikinci tura kalan adayın etrafında çok daha kolay birleşilebilirdi. Bu yol e, denenmedi ama bu girilen sıkıntılı süreçte eğer birbirlerini çok kırpalamazlarsa bu modeli, uygulamaları belki e, muhalefet açısından daha yararlı olur diye düşünüyorum. Peki e, Sayın Hacı Sağlık. Yani, i̇kinci tura kalan aday etrafında diğer partilerin de e, birleşmesi. Peki. Bu saatten sonra e, Sayın Ateş'in bu söylediği durumu bir seçenekmiş gibi sunup da biz çoklu aday meselesine dönüyoruz derseler bu da çok açık bir daha söylüyorum. O masanın dağıldığı anlamına gelir. Çünkü çok açık bir şekilde kendilerini çok bağladılar. Biz buradan ortak aday çıkartacağız ve asıl başarının da ortak aday çıkartılmasıyla mümkün olacağına da bir gerekçe olarak öne çıkardılar. O açıdan bence bu yola gitmek yerine Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki ısrarına dair Meral Akşener'in tavrı açıkçası belirleyici olacak. Belki Sayın Kılıçdaroğlu'nu ikna edebilecek başka unsurlar, başka refleksler devreye girer mi? Çünkü biliyorsunuz bu konuya çok ilgi gösteren ulusal çevreler de var. Yani onlar, yani Sayın Kılıçdaroğlu da sonuçta üç ülkenin, üç ülke ziyaretini yapmış olması da bu açıdan bir başka arayış olarak da ben değerlendiriyorum. Burada tabii Ekrem İmamoğlu'yla Sayın Kılıçdaroğlu arasında bir tercih durumuna girer mi? O çevreler mutlaka girer. İşin bir de o yanı var. Ama ben Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra Yılmaz Bey'e katılıyorum. Kendi siyasi yaşamının şu aşamada, ilerisini bilemeyiz ama, çok büyük kendi eliyle darbe vurmuş olur buna boyun eğerse e, yani iki e, Ankara bir parça daha geri adımda duruyor gibi görünüyor ama e, özellikle İstanbul Belediye Başkanı'nın bu konudaki hevesi de ısrarı da sonlanmış değil e, o sürüyor onu canlı diri tutuyor şu tartışma bile yani Sayın Akşener'in bu vurgusu bu sert çıkışı bile e, o seçeneği hala diri canlı tuttu anlamına gelir e, orada başka destekler de alırsa e, Akşener ya da şunu söyleme tekrar cesaretini gösterirse, o kazanacak aday deyip durdunuz, deyip durduk. Dolayısıyla o kazanacak aday İmamoğlu'dur. Siz getirmiyorsanız biz getiriyoruz. Ortak aday olmalıdır diyecek midir? O da ayrı bir irade meselesidir. Ama bütün bunlara rağmen, yani kendisi aday olmayabilir ama iyi Parti'nin bir siyasi derinliği, çizgisi, bir yapısı, bir şeyi varsa... Niye bir başka aday üzerinde yani bir üretken değil. Niye bir başka aday getiremiyor masaya? Bu da işin bir başka boyut. Adeta CHP'nin içi karışıyor. Yani bir dönem epey bir zaman il başkanıyla İstanbul Büyükşehir Başkanı arasında gerilim yaşandı. E, genel başkanla adeta e, İstanbul Belediye Başkanı karşı karşıya gelir gibi oldu. Saflaşmalar oldu. Bunlar hep yansıdı. Yani bunlar sadece birer kulis bilgisi değil. Sahada olan şeyler. E, İyi partilerin daha çok belediyenin bir takım kadrolarından yararlandığına ilişkin CHP kadrolarında huzursuzluklar dışa vurdu. Yani bunlar hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine ilişkinde birer adeta rahatsız edici refleksler Peki. bilinçli mi yapılıyor? Buradan bir siyasi hesap mı görülüyor? İlerisi için bir sonuçta bu partiler girecekleri son seçim olmayacaklar herhalde. Öyle düşünüyorsalar yine geleceği ilişkinde çok eksik değerlendirme yapıyor yapıyordurlar. Muhtemel bir kaybedilme durumunda bu seçimde. Ondan sonraki durumlarını, kendi partilerin geleceklerini, kendi konumlarını, genel başkanlık konumlarını, bütün bunları da değerlendirdikleri muhtemelen bir ajandaları vardır. Ona ilişkinde o masada tabi bu işler giderek daha karmaşık, daha kolay olmayan bir yola doğru gidiyor. Dediğim gibi son kertede bütün bu parametrelere göre en fazla şu olabilir, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına Meral Akşener gönülsüz bir evete dönüşür. Bu da yeterince çalışırlar mı ona da emin olmamıştı o zaman kendi tabanı. Teşekkürler. Şimdi devam edelim.